Merhabalar sevgili takipçilerim. Bir önceki videoda mısırlarımı kuruttum ve bu hale getirdim. Şimdiki videoda da neler yapacağım onu sizlerle paylaşacağım inşallah. Yiyeceğim kadar mısırı bir kabın içerisine koyuyorum ve bir gece suda bekletiyorum. Bir gece suda beklettikten sonra ertesi günü mısırlarımı bir güzel yıkıyorum ve düdüklü tencereme alıyorum. Düdüklü tencereme alıyorum, suda ekliyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Ve pişmeye yakın düdüklü tenceremi tekrardan açıyorum. Tuz ekliyorum. Tuzu bu aşamada ekliyorum. Eğer öncesinde eklersem mısırlarım daha geç pişiyor ve sert oluyor. O yüzden tam böyle artık oldu demeye 15 dakika kala tuzumu ekliyorum. Tekrar kapattım. Ve bir 15 dakika daha pişti. Sonrasında mısırlarım yenmeye hazır halde. Ve mısırlarımı süzdüm. Şu an sunum aşamasında. İstediğiniz baharatları katarak istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. İnanın dışarıda satılan mısırlardan kat kat daha lezzetli ve ev yapımı harika. Mayonez katıyorum. Acı biber kattım. Dilerseniz tereyağı da katabilirsiniz. Ben burada tereyağı katmadım. Belki bir sonraki pişirdiğimde katarım. Ve aynı zamanda cevizle de yiyebilirsiniz. Cevizle de harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim diyorum. Bir önceki mısır kurutma videomu izlemeyenler, görmeyenler için onu da açıklama kısmına linkini bırakacağım. İsteyenler izleyebilir diyorum. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.